Evet değerli izleyenler, Futbol 55'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde Yilport Samsun Spor'un deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup olduğu maçı masaya yatırdık. Yanlışları neydi, hataları neydi, ne olabilirdi bunları konuştuk. Tabii ki maçın ardından da bütün oklar teknik direktör Taner Taşkın'ı gösterdi. Bir anlamda hedefteki isim olduğu teknik direktör Taner Taşkın. Bununla ilgili sizlerin de yorumlarını ilk bölümde okuduk. Yine gelen mesajları okuyacağız. Tabii ki biz de program öncesi hem teknik direktör Taner Taşkın'ın durumu konusunda hem Yilport Samsun Spor Başkanı İsmail Uyanık'la hem genel menajer Mustafa Astopal'la hem de teknik menajer Yücel Uyar'la konuştuk. İstiyorsanız başkandan başlayayım. Başkan İsmail Uyanık alt KJ'de de görüyorsunuz konuyla ilgili neler söyledi. Bunları aktarayım sizlere. Başkanımızın kendi ifadesidir bunlar. Başkan yenilgiden dolayı üzerimden kamyon geçmiş gibiyim dedi. Kendi vazifemi kendimce doğru olduğunu düşündüğüm zamanda yapıyorum. Bu zamanlamanın dışında acemice davranmak istemiyorum. Bugün itibariyle hiçbir şey söyleyemem. Söylemek doğru değil. Benim birinci vazifem kulübün menfaatlerini düşünmek ve kulübümü doğru yönetmek. İnsanlar net cevap bekliyor ama bu tabii hoca konusunda bu söyledikleri başkanımızın. İnsanlar net cevap bekliyor ama şu anda net bir şey yok. Taraftar merak ediyor diye erken bir açıklama yapamam, yapmam da yanlış olur. Ben işimi yapıyorum. Bir zamanlama var. Her şeyin zamanı gelecek. Evet. Bir daha oku istersen. Başkanımız İsmail Uyan'ın açıklamaları bu yöndeydi. Tekrarlayayım. Başkanımız İsmail Uyanık, teknik direktör Taner Taşkın konusuyla ilgili neler söyledi? Üzerimden kamyon geçmiş gibiyim. Kendi vazifemi kendimce doğru olduğunu düşündüğüm zaman da yapıyorum. Bu zamanlamanın dışında acemice davranamam. Bugün için bir şey söyleyemem. Söylemem de doğru değil. Benim birinci vazifem kulübümün menfaatlerini düşünmek ve kulübümü doğru yönetmek. İnsanlar net cevap bekliyorlar ama net bir şey yok. Taraftar merak ediyor diye erken bir açıklama yapamam. Yapmam da yanlış olur. Ben işimi yapıyorum. Bir zamanlama var. Zamanı gelecek. Başkanımız İsmail Uyan'ın konuyla ilgili açıklamaları bu şekildeydi. Tabii ki kulübün genel menajeri Mustafa Astopal futbolda belki de başkandan sonraki en yetkili ikinci isim desek yanlış olmaz. O da şu anda İstanbul'da kendisi. Holdingle bir planlama içerisindeler. Herhalde Avrupa seyahatlerini planlıyorlarmış. Yanlış bir bilgi almadıysam. Kendisiyle de mesajlaştık. O da mesajında şu anda kulüp çok hassas bir dönemden geçiyor. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Beni mazur görün dedi. Yine teknik menajerimiz Yücel Uyar'la da teknik direktör Taner Taşkın'ın durumu hakkında konuştum. Kendisiyle az önce yemek yedik. Şu anda bir gelişme olmuş olsa benim haberim olur. Benim herhangi bir bilgim, size verebileceğim bir bilgi yok. Hocamız da bugün zaten antrenmandaydı dedi. Hoca ile ilgili, teknik direktör Taner Taşkın'ın durumuyla ilgili başkanın, genel menajerin ve teknik menajerin son dakika açıklamaları bu şekilde. Şunu da hatırlatalım hemen. Yilport Samsun Spor Gümüşhane maçı hazırlıklarına bugün itibariyle başladı ve teknik direktör Taner Taşkın da takımının başındaydı. Taner Hoca ile ilgili son durum bu. Tabii ki şunu söyleyebilirim. Taner Hoca'nın morali oldukça bozuktu. Tabii ki bu yenilgiden dolayı da olabilir. Ahmet maçından dolayı. Ama şu anda kendisine ne bir tebliğ var ne de kendisi Yilport Samsun Spor'daki görevinden istifa etmiş değil. Konuyla ilgili durum bu. Murat abi söyleyeceğin, ekleyeceğin. Evet, veya hocanın durumuyla ilgili evet, seni söylemek istedin. Başkanımız seninle yapmış olduk telefon görüşmesinde yapmış. Evet. Bir zamanlama var, zamanı gelecek demiş. Evet. Dolayısıyla başkanın bu noktada söyleyeceği sözün üzerine bizim bir yorum yapmamız çok da doğru değil. Ben bazı haberler, bazı yorumlar okudum. Hani onlara biraz değinim. Hani Taner Hoca'nın bir tazminatı olduğu, tazminatından dolayı gönderilemediği falan evet. Söyleniyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Taner Taşkın'ın sözleşmesinde herhangi bir tazminat yok. Evet. Kendi de bırakabilir. Yönetimde gönderebilir. Dolayısıyla onu yönetimin elini kolunu bağlayacak bir tazminat söz konusu değil. Evet. Biz biraz yorum okuyalım. Çok fazla yorum var.
En son nerede kalmıştık? Ona bakıyorum. Selçuk Yılmaz'ı okumuştuk. Oğuz sana sormuş Murat abi. Erhan Şentürk olağanüstü bir kamp dönemi geçirdiyse ileri uçta oynamalıydı o zaman demiş. İstediği kadar formda olsun. Bu adam bizim takımda sağ kanatta oynayamaz demiş. İskender Güner yazmış. Taner Taşkın ne zaman kadroda revizyon yaptıysa takım hep puan kaybetti. Biliyorum siz de farkındasınız. Acaba bu gereksiz özgüvene gerek var mı demiş. Hakan Şencan yazmış. Bu takım öyle ya da böyle şampiyon olacak elbette ama fiziki şartlardan, atmosferden, lokasyondan etkilenen biriyle değil demiş. Herhalde Taner Taşkın'ı kastetti. Sedat Dikmen, başkanımız ne karar verirse kabulümüz ancak bu hoca ile bırakın şampiyonluğu ilk 3'e bile girmemiz imkansız demiş. Onur Donbay, karamsarlığa kapılmaya gerek yok diyorsunuz ama Samsunspor iyi futbol oynamıyor demiş. Fırat Yalamoğlu, ligin en iyi takımına sahibiz, mükemmel bir yönetimimiz var, lüks otellerde kamp yapıyoruz, muazzam bir tesisimiz var. Fakat 18 hafta olmuş hala şampiyonluğa oynayan bir takım gibi oynamıyoruz demiş. Ahmet Ermiş yazmış, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederiz. Samsunspor kendisine boş alan bırakmayan, tam sağ baskı yapan, pas yaptırmayan takımlara karşı başarılı olamıyor demiş. Cenkay Cengiz bize sormuş, hoca neden sürekli İrfan'ı oynatma çaba içerisinde? İlk yarıda 3 maçta onu oynatma merakı yüzünden puanlar kaybettik. Yoksa orada kampın yıldızı mıydı demiş. Nasıldı abi İrfan'ın kamptaki performansı? Yani biliyorsunuz yeni gelişen teknolojileri artık Samsunspor evet. Kulübü de kullanıyor. Polar cihazlar, GPS yardımıyla yapılan testler, değerlendirmeler, testler. Olağanüstü. Yani bu sadece İrfan'da, Ahmet'li, Mehmet için değil, bütün oyuncular için çok iyi sonuçlar verdi. Zaten burada bizi hayrete düşüren, şaşırtan durum da bu. Veriler olağanüstü ama sağda Ahmet maçındaki gördüğümüz oyun, mücadele bu verilerin çok dışında. Çok altında. Dolayısıyla İrfan da çok kampın azimliydi, özveriliydi. Hoca böyle tercih etti. Diyorum ya, bu teknik adam tercihidir. Ben olsam farklı oynatırdım, sen olsam farklı oynatırsın. Sonuçta kimi oynatırsanız oynatın. Eleştirilecek takım, bir şey çıkacak bu kadroda. Bu takım her oyuncusu oynamaya değer kalitede oynamayan oyuncu üzerinden yorum yapılacaktı. İrfan da oynasa yapılacaktı, Kubilay da oynasa yapılacaktı, evet. Erhan Şentürk de oynasa yapılacaktı, Bahattin Köse de oynasa yapılacaktı. Evet. Sonuçta kenarda bekleyen oyuncu da çok değerli. Oynayan da öyle. Oynayan da çok değerli. Bu kadar kadro derinliğinin olduğu bir takımda bu tarz eleştirilerin yapılması da gayet doğal. Evet, biz devam edelim biraz yorum okumaya. 55 Fırtına, Taner Taşkın istifa yazmış. Ahmet Ermiş yazmış. Oğuz ve Kubilay'ın eksikliğinden dolayı Ahmet maçında orta sahada eksildik. Bu durum bizi oyundan düşürdü yazmış. Samsun Spor yazarları bir kullanıcı. Murat Sandıkçı, basın olarak da olsaydı aynısını mı söylerdiniz demiş. O halde hocanın yarın yapacağını söylediğiniz birebir programını basına açık yapın demiş. Seni eleştirmiş abi. Ya zaten bununla birlikte şunu da söyleyeyim. Özellikle hocayı çok fazla koruduğuna dair de yorumlar var. Onlarla birlikte bu yoruma ne söylersin abi, ne dersin? Şunu söyleyeyim. Basın da olsaydım bu tarz bir yorum yapar mıydım? belki olayların bu kadar içinde olmazdım. Birçok şeyi net bir şekilde gözlerimle görmemiş olurdum. Evet. Ama şunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Ben Samsunspor takımının nereden hangi noktaya geldiğini birebir yaşayanlardanım. Evet. Geçen sezon devre arasında bizi bırakıp giden futbolcuların transfer tahtası olan bir takımın 12-13 futbolcuyla bir sezonu nasıl geçirdiğine tanık olmuş bir gazeteciyim. Evet. Bu sezon elimizdeki kadro, eldeki imkanlar ne ölçüde bunun da farkındayım. Yani kendi adıma hiç izlemediğim, hiç görmediğim birlikte mücadele ediyoruz. Yani Samsunspor tarihinde ilk kez bu ligde mücadele ediyor. Bu ligin zorluklarını,
bu ligin dezavantajlarını biz de yaşayarak görüyoruz. Evet. Gittiğimiz deplasmanlarda, oynadığımız iç saha maçlarında. Dolayısıyla ben bugün basında görev yapmış olsaydım bu takıma destek verilmesi gerektiğini yine söylerdim. Çünkü başında İsmail Uyanık gibi çok değerli bir başkan ve ekibi var. Dolayısıyla İsmail Uyanık'ın olduğu bir yerde de başarısızlık söz konusu olamaz. Hocayı kolladığım yönündeki eleştirilere de hocayı kolladığımla ilgili bugün herhangi bir şey söylemedim. Sadece ortada karamsar bir tablo olmadığını, hocanın da yanlışlar yaptığını, tartışılabileceğini, kadro tercihiyle tercihlerinde eleştirili yapabileceğimizi söylüyorum. Ben olsam farklı bir 11 çıkartırdım, farklı bir oyuncu ortaya değişikliğiyle maçın ikinci yarısına başlardım. Bunları hep eleştirebiliriz. Ama ben olayı hakaret boyutuna vardıramam. Sen de vardıramazsın. Bir başkası da vardıramaz. Sonuçta şampiyonluk yolu, zafere giden yollar böyle gül bahçesiyle dolu değil. Bu tür engeller olacak, dikenli yollar olacak. Sonuçta bir şampiyonluk hikayesi yazılacak. Evet. Bu şampiyonluk hikayesinin içerisinde de hep toz pembe bir hayat olmayacak. Biraz engellerle de boğuşacağız. Dolayısıyla bugün Taner Taşkın takımın başında, yarın olmayabilir. Bir başkası da gelebilir. Aldığı, Allah korusun, bir kötü sonuçta o hocayı da mı eleştireceğiz? O gitsin, başkası mı gelsin diyeceğiz? Yani futbolun doğasında var. Takım kötü bir sonuç aldığında en zayıf halka teknik direktördür. Onu eleştiririz. Ama çünkü bu takım, kolaydır onu gönderir. Bu takımın son 10 yılında baktığımızda sezonda 2 oyun, 2 teknik direktör, 3 teknik direktör değişikliğiyle bir yere varamadığını görüyoruz. Başarı hep istikrarla geliyor. Evet. 1996 yılında Fatih Terim Fenerbahçe'ye kendi evinde 4-0 mağlup olduğunda istifasını yönetim kabul etmemişti Faruk Süren, hatırlarsanız. Ne oldu o takım? 4 sene üst üste şampiyon oldu, UEFA Kupası'nı kazandı. Abdullah Avcı, bugün Başakşehir'e bakıyoruz, çok mu başarılı? Türkiye Kupası mı kazandı? Avrupa'da başarısı mı var? Lig şampiyonluğu mu var? Ama bugün geldikleri nokta şampiyonun en büyük adayı. Kaç yıl sonra? 4-5 yıl sonra. 4-5 yıl sonra. Niye? Bir teknik adam istikrarı var. Bir sistem istikrarı var. Hı. Bir kadro istikrarı var. Ama bir de oyun var ortada. Evet. Onu da ama bu oyun, görmezden gelemeyiz. Bu oyun bizde yok. Ha, bu oyun birinci senesinde mi oldu Başakşehir'in? Yani her yıl üzerine koyarak giden bir oyun var ama en başından beri tatmin eden bir oyun var. Dolayısıyla bugün Taner Hoca olur olmaz, ben orasında değilim. Taner Hoca'yla belki bir saat sonra yollar da ayrılabilir. Olabilir. Bilemem. Belki başkanımız yarın geldiğinde hayır Taner Taşkın'la devam ediyoruz da diyebilir. Benim burada anlatmak istediğim başarı istikrarla geliyor. Evet. İstikrar olmadığı zamanları biz yaşadık. Sezonda 2 hoca, 3 hoca değiştirdiğimiz dönemleri yaşadık. Senin 4. hocayla küme düştük. 4. hocayla küme düştük. Siz tabii bir de biz maalesef sözünü kestim ama abi eleştirinin dozunu her zaman kaçırıyoruz. İş farklı boyutlara gidiyor. Keşke herkes yaptığı meslekle eleştirilse ve kalsa. Bu havalimanında evet. 15-20 kişilik bir taraftar grubu vardı. Gayet demokratik bir haklarını kullandılar. Çok güzel, evet. Medeni bir şekilde hocayı protest ettiler. Hiçbir hakaret yok, küfür yok. Devamında bir olay yok. Devamında bir şey herhangi yok. Bir olay yok. Medeni bir şekilde. Keşke öyle olsa. Medeni bir şekilde geldiler. Taner Hoca'yı istifaya davet ettiler. Tepkilerini dile getirdiler. Protestolarını yapıp gittiler. Bunlar zaten futbolun doğal akışı içerisinde olan şeyler. Başarısızlık olduğunda en zayıf halka ilk göz önündeki kişi teknik direktördür. Bu dünyanın her yerinde böyle. Çünkü tek başınadır, göndermesi daha kolay. Hayır. Yeniden bir takım kuramazsınız. Yani, bütün takımı gönderip. Yani bu olması gereken bu. Evet. Eleştiri yapıldı, tepki gösterildi. Ama şimdi bazen sosyal medyada görüyoruz. Çok nahoş yorumlar.
hiç tasvip etmediğimiz tepkiler. Kesinlikle. Bu bizim kulübümüze de yakışmıyor, bizim şehrimize de yakışmıyor, kültürümüze de yakışmıyor. Evet, birkaç da isim okuyalım. Yasin Furkan Yılmaz hemen hemen diğer yorumlara yakın bir yorumda bulunmuş. İbrahim Asma Hakan Albayrak, Cenkay Cengiz'in az önce de yorumunu okumuştuk. Yine Sercan Aydınlar, o da bu takımın şampiyon olacağına inanıyor. Ancak Taner Taşkın'ın olmayacağını düşünüyor. Yine Çağrı Ak'ta aynı şekilde takımın şampiyon olacağına inananlardan. Oğuz ve Ahmet de yine bize Twitter'dan ulaşan izleyicilerimiz. Tabii Facebook'tan gelen mesajlar var. Biraz da oraya dönelim isterseniz. Zaten programımızda devre arasında yapılan 6 transferimiz var. Biraz onların, çünkü Murat Sandıkçı onların kamp boyunca yakından izlediği için onunla birlikte 6 transferi değerlendirip programımızı bitireceğiz. Facebook yorumlarını okuyalım. Biraz da Necmettin Taymaz. İyi akşamlar Selçuk Bey. İlyas Kubilay takımın en iyi oyuncusu. Onu ilk 11'e nasıl almaz hoca? Mağlubiyetin tek sebebi hocadır demiş. Özdemir Mercan Kaya. Onun yorumuna ya biraz bakıyorum. Önce ifade ettim. Yine söyledim, evet. Selçuk. Oyuncular üzerinden yapılan eleştiriler, yorumlar çok sağlıklı değil. Dediğim gibi her oyuncu çok değerli, çok kıymetli. Herkesin oynayacağı zaman gelecektir. Kesinlikle. Şimdi Kubilay oynamadı, başka biri oynadı. Onun yerine oynayan oyuncu çok değersiz bir oyuncu değil. Kubilay da bu takımın çok değerli bir oyuncusu. İlyas Enes de. Enes İslam da bu takımın çok değerli oyuncusu. Evet. Emirhan 17 yaşında, kamptaydı. Önümüzdeki yıllarda bu ismi çok duyacağız belki de. Çünkü olağanüstü bir yetenek. Çok iyi de çalıştı. Fizik olarak da yavaş yavaş iyi bir noktaya geliyor. Evet. O bile bu kadro içerisinde oynayabilecek düzeyde bir altyapıdan geçiyor. Genç oyuncu. Genç oyuncu. Şimdi evet, Taner Hoca'yı kolladığımı söylüyor taraftarlarımız. Ben Taner Hoca'nın benim onu kollamama ihtiyacı yok. Gerçekten çok düzgün, karakterli bir insan Taner Taşkın. Yani ben yakın çalıştığım için belki duygusal da davranıyor olabilirim ama gerçekten adam gibi adamdır. Hani biraz önce söyledim. Ya sözleşmesinde kimin sözleşmesinde kimin söyledi, sözleşmesinde herhangi bir şey yok zaten. Sözleşmesinde herhangi bir tazminatı da yok. Evet. Yani bugün kendi de bırakabilir, dediğim gibi başkan da gönderebilir. Herhangi bir onu bağlayan yok. Onu bağlayan hiçbir şey yok. Çünkü buna yıllarca biz ne teknik adamlar gördük tazminatındaki, sözleşmesindeki o tazminat maddeleri yüzünden haftalarca gönderemediğimiz. Antrenmana çıkan istifa ettiği halde. Dolayısıyla burada gerçekten çok yakından tanıdığım için söylüyorum. Çok düzgün, karakterli, adam gibi bir adam var. Evet. Evet, zaten hani ben de sürekli programlarda söylüyorum. Hani Taner Hoca'nın karakterini, kişiliğini kesinlikle eleştiremeyiz. Çok düzgün bir insan. Beyefendi. Kesinlikle çok efendi öyle. Bir insan. Tabii ki burayla bir uyuşmazlık olmuş olabilir. Yani bu futbolun doğasında var. Biraz da bu şekilde değerlendirmek kesinlikle lazım. Öyle. Bazen yani, hani çok çirkin yorumlar okuyorum yani buradan da. İşte, hani bunlara hani gerek yok. Benim bunlara gerek yok yani. Korumama onun ihtiyacı yok zaten. Evet. Onun ihtiyacı yok. Kesinlikle öyle. Birkaç mesaj da okuyalım. Özdemir Mercan Kaya yazmış. Bu saatten sonra hoca değiştirmek macera aramaktır. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Engin geldi olmadı, Alpay geldi olmadı, kümeye düştük. Önümüze bakacağız. Emin adımlarla yola devam etmeliyiz. Sabırlı olmalıyız demiş. Onu da okuduktan sonra bir başka izleyicimiz ismine arıyorum öncelikle. Ömer Şahin. İyi geceler. Hocamız maalesef takımda bir sistem oluşturamadı. Sistem oluşturamayan takımlar hiçbir zaman başarılı olamaz. Oyuncu değişikliklerinde çok büyük hatalar yapılıyor. Bunu taraftar olarak bizler görüyoruz. Hocamıza isyanımız da bundandır demiş. Serkan Soylu da Haberaks TV yönetimine
yazmış. Haber Aksiv'de spor programları 20'de 21'de başlasa daha iyi olur demiş. Biz de yönetime iletmiş olalım bunu. Onu da bizim yönetimimiz değerlendirsin. Bence daha önce 20'de başlıyordu. Daha tabii ki seçim arifesindeyiz. Seçim arifesindeyiz, evet. Burada seçim 2019 programı var. Haftanın her günü, hafta içi. Sevgili meslek büyüğümüz Osman Kara, yine Ümit Ceylan ve Mehmet Ali Coşkuner'le birlikte seçim 2019 programı yapıp burada belediye başkanlarının bizlere olan vaatlerini dile getiriyorlar. Tabii ki seçim sürecinde böyle bir durum var. Biraz bunun için de anlayışlı olmak gerekiyor. Selçuk, bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Ahmet maçında alınan sonucu, evet, çok üzüntü verici, beklemediğimiz bir sonuç, ama bu sonucu kimse dramatize etmesin. Kimse felaket senaryosu yazmasın. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. Bunu herkes zaten yorumlarında da ifade ediyor, paylaşımlarında da söylüyor. Bu takım öyle veya böyle şampiyon olacak. Dediğim gibi şampiyonluk yolu da öyle gül bahçesiyle değil. Eğer yürüdüğünüz yolda bir engel yoksa o yol sizi zaten başarıya götürmez. Bazen bu tarz kazalarda doğruyu bulmanızda yardımcı olacaktır. Evet. Dediğim gibi Taner Hoca olur veya olmaz. Ama bu takım öyle veya böyle şampiyon olacak. Bununla ilgili buna, zaten kimsenin bir şüphesi yok. Şüphesi olmasın, kimse karamsarlığa kapılmasın. Dediğim gibi çok iyi bir ekip. Çok iyi bir futbolcu kadrosu. Ve başlarında da İsmail Uyanık var. Evet. Başarılı olmamak için birçok neden sayarsınız ama bu takım başarılı olacaktır. Kesinlikle öyle. Yüksel Aktepe bize sormuş. Murat Bey'e sorabilir misiniz? Bir taraftar olarak teknik direktörden memnun mu? Selçuk Bey, sizin de kendi fikirlerinizi bekliyoruz demiş. Ben başlayayım önce. Tabii gazeteciyiz ama her şeyden önce taraftarız. Taraftar ne zaman memnun olur? Takımını en yukarıda, en başarılı şekilde gördüğünde memnun olur. Bu futbol anlamında açıkçası ben de Yılport Samsunspor'un şu anki durumundan çok da memnun değilim. Ama hep en sonunu düşünüyoruz işin. En sonunda bu takım şampiyon olacak. Buna inanıyoruz. Ben daha önceki programlarda da söyledim. Tekrarlayayım. Maalesef teknik direktör Taner Taşkın'la bir uyum olmadı. Bir uyum yakalayamadı camia, takım. Bunu oynanan oyunda da görüyoruz. Kaç 18. maçı oynadık. Bir Manisa Spor ve Ankara Demir Spor maçını çıkarsak rahat bir maçımız olmadı maalesef, kazansak bile. Yani işler Taner hocamızla maalesef iyi gitmiyor. Ama keşke bunu herkes benim gibi kibar, nazik bir dille dile getirse. Burada kötü, rencide edici yorumlar var. Bunlara hiç gerek yok. Böyle şeyler lütfen, hani Samsunspor taraftarına da yakışmıyor. Hani nasıl söyleyeyim, belki bu ligde tesadüfen aynı gruba düştüğümüz için oynadığımız bazı takımlar var. Belki de hiç oynamayacağız bir daha. Hani onların taraftarlarıyla didişen bir Samsunspor taraftar topluluğu bile var. Hani bunlara hiç gerek yok. Eleştirimizi az önce Murat abi de söyledi. O havaalanında 20-25 taraftar vardı. Çok güzel bir şekilde geldiler. Tepkilerini dile getirdiler. Hiçbir olay yapmadan, en ufak bir kötü söz söylemeden geri döndüler. Eleştirilerimizi eleştireceksek bu şekilde dile getirmemizin faydası var. En azından bizi birileri dinler. Bu şekilde eleştirirsek diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Senin şu söylediğin söze katılıyorum. Taner Taşkın'la Samsunspor arasında değil. Taner Taşkın'la tribün arasında taraftarlar arasında bir elektrik oluşmadı maalesef. Taner Taşkın başında olduğu Samsunspor 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik aldığında bile taraftar nezdinde çok itibar görmedi. Biraz da işte futboldan kaynaklandı ya, maalesef. Futboldan kaynaklandı, başka şeyden kaynaklandı ama maalesef bizim taraftarımız Taner Taşkın'ı bağrına basamadı, basmak istemedi. Hani bunun nedenlerini sen dersin, futboldan kaynaklandı. Bir başkası başka bir nedenden kaynaklandı. Ama maalesef biz 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik aldığımızda bile o 9 maçta 2
galiba 2 puan almış teknik direktöre gösterilen ilgiyi, alakayı, evet, 8 maçta 7 galibiyet almış bir teknik adama göstermedik maalesef. Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Bu takım 9 maçta 2 puan almış bir teknik direktörün bağrına bastı o tribünler. Evet. Ama maalesef Taner Hoca'yı bir türlü sevemediler, ısınamadılar. Dediğin buna gibi, da saygı duymak lazım. 7'de 7 yaptı bu şey. Takım. Yine aynı şekilde devam etti. Tepkiler, eleştiriler. Yani 7'de 7 yapıp lige başlasa, sonra kötü sonuçlar gelse acaba sahip çıkılır mıydı bilmiyorum. İşte bunlar da hep eleştirmeye, konuya, yoruma açık değerler. Evet. Bakalım biz biraz daha mesaj okumaya devam edelim. Samsun Spor Scout yazmış. Sizden mi bu? Pek çoğumuz Enes İslam ilkinin kadroya alınmadığını merak ediyoruz demiş. Aldığım bilgilere göre mükemmel bir kamp geçirmiş Enes İslam ilkin. Kadroya alınmadığı için de saatlerce ağlamış demiş izleyicimiz. Enes de 20 kişilik kadroda Diyarbakır'a gitti. Orada Muhammed Beşir'le birlikte tribündeydi. Tribünden takip ettiler. Selçuk Yılmaz, Furkan sakat mıydı? Kampta kötü müydü? İlk 18'de neden yoktu demiş. Çünkü Samsunspor'un 3 tane oynayabilecek durumda olan kalecisi var. Biraz da buna sevinmek lazım diye düşünüyorum. Bugün Nurullah da oynasa aslanlar gibi çıkar, oynar diye düşünüyorum. Ömer Şahin yazmış. Selçuk Bey, Samsunspor'un maçlarını profesyonelce sunuyorsunuz. Gururlanıyoruz, izliyoruz demiş. Teşekkür ederim izleyicimize. Bizi övdüğünüz şeyleri okumak pek zor oluyor. Utanıyoruz bir yandan. Teşekkür ederiz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Saatlerimiz 11.30'a geldi. Artık yavaş yavaş programımıza noktayı koyacağız ama Murat abi kısa kısa son değerlendirmelerimizi alırken biraz yeni transferler üzerinden gidelim. Yılpor Samsunspor devre arasında 6 tane oyuncu transfer etti. Nurullah Aslan, Bünyamin Cesur Karataş, Onur Eriş, Yılmaz Özeren, Abdülkadir Özgen ve son olarak da Almanya'dan gelen Aytaç Sulu. 6 tane önemli transfer vardı. Bu transferleri birebir sen de yakından gördün kamp ortamında. 6 transferi tek tek nasıl değerlendirirsin? Nurullah'la başlayalım örneğin. Evet, hepsi çok değerli oyuncular. Önümüzdeki haftalarda takıma verdikleri katkıyla da zaten ne derece önemli bir oyuncu olduklarını kendileri de gösterecektir. Evet. Nurullah Samsunlu. Samsunlu bir kaleci. Çok genç. Bir kaleci fiziğinde olması gereken bütün özelliklere var. Sahip. Çok da yetenekli. İyi de bir kampta da iyi çalıştı. Bugün ilk 11'de sahaya çıksa hiç sırıtmayacak yetenekli bir kaleci. Evet. Samsunspor uzun yıllar kendisinden faydalanabilecek, milli takım düzeyine kadar çıkabilecek yetenekli bir kaleci. Umarım İnşallah da olur. Bugün mesela Enes milli takıma çağrıldı. Çok sevindim hakikaten. Da, hani Samsunspor'un ismini oralarda görmek mutlu Samsunspor için çok önemli sana. Bir kaleci diye düşünüyorum. Bünyamin Cesur Karataş, scout ekibinin takip ettiği ve kadrosuna, Samsunspor'un kadrosuna kattığı bir oyuncu. Yetenekli, geleceğe dönük bir transfer. Belki 18 kişilik kadroda yoktu ama onun da performansı kampta iyiydi. Hazırlık maçlarında istekliymiş gayet, evet. İyi bir performans ortaya koydu. Ya, onu hem genç olması hem de oynamış olduğu bölgede gerçekten çok iyi oyuncular çok var. Çok alternatif var. Evet. Çok alternatif var. İşi kolay değil. Ama dolayısıyla bu yarışı bilerek Samsunspor'a evet dedi. Ve iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Samsunspor faydalanacaktır. Abdülkadir Özgen'i söylemeye gerek yok. Daha önce de bizde oynadığı bilinen gol vuruşları etkili olan bir oyuncu. Evet. Tecrübeli de bir oyuncu. Görüntülerle de uyumlu gidiyorsun abi. Bravo ilgili, sana. Söylenecek çok bir şey yok. Bununla gerçekten, ilgili bir sıralama yapmamıştık ama evet, hakikaten görüntüdeki oyuncu kimse onunla ilgili konuşuyoruz. Çok
iyi bir oyuncu, iyi bir profesyonel. Ben ilk maçta da açıkçası beğendim. Evet, golle de başladı. Golle de başladı, onun adına önemli. Dediğim gibi inşallah çok devamı da gelir. İstekliydi, senin de dediğin gibi sağa gitti, sola gitti, geri geldi, top aldı. Yardım etti. Hücumda çok önemli katkılar verdi. Samsun'un zaten daha önce de hizmet etmiş. Çok değerli bir oyuncu. Evet, inşallah iyi katkıları olacaktır. İnşallah tabii kenarda izlediğimiz görüntülerde gollerine devam ederek takıma katkı verecektir. Evet, kenarda izlediğiniz görüntülerde Yılpor Samsun Spor sosyal medya ekibinin çekip kurgulayıp hazırladığı Yılmaz görüntüler. Yılmaz Özer'e Hatay'da çok iyi bir birkaç sezon geçirmiş. Orta sahanın deneyimli isimlerinden biri. Geçen yılki şampiyonlukta da önemli bir payı var. Şampiyon olan takımın Hatay Spor'un çok önemli bir oyuncusu. Samspor'a da çok değer katacak, katkı verecek bir oyuncu. Saha içi liderliği de var. Lider bir oyuncu. Evet. İlk maçta Ahmet maçında biraz durgundu. İnşallah o durgunluğu atınca işte o takım halindeki o durgunluk bütün futbolculara sirayet etti tabii. Ama önümüzdeki haftalarda o liderliğini de sahanın içerisinde gösterecektir. Önemli bir transfer. Ciddi de bir rekabet ortamı yarattı o kesinlikle bölgede. Kesinlikle o bölgede alternatif çok oldu. Evet. Bu rekabet ortamı da Samspor'un faydasına olacak. Aytaç Sulu Almanya'da 6 sezondur dar maç takımında forma giymiş. Orada kaptanlığa yükselmiş bir oyuncu. Zaten kulübü de çok güzel bir veda klibi hazırlamıştı. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu oradan da görebiliyoruz. Hatta sezon başı adı Süper Lig ekibi Erzurumspor'la da anılmıştı. Hatta kulübü yolların ayrıldığını kendi sosyal medya sayfalarından paylaştığında altına yapılan yorumlarda Süper Lig'e geliyor diye yorumlar da yapıldı. Çok ses getiren bir transfer oldu. Tecrübesi o da lider bir oyuncu, lider özellikli bir oyuncu. Zaten Almanya'da takım kaptanlığı yapıyordu. Evet. Özellikle yan toplarda çok etkili. Bunu Antalya'daki hazırlık kampında gördük. Çift kalelerde gördük, yan top çalışmalarında gördük. Zaten Almanya'nın en fazla kafa gol atan savunma oyuncusu. Böyle de bir ünvanı var. Çok önemli bir değer da, Samsun Spor için. O da tecrübesiyle çok önemli katkı sağlayacaktır. Onur Eriş kaldı, her oyuncu çok değerli oyuncular. Onur Eriş ile ilgili sezon başında gündeme gelmişti. Gündeme gelmişti. Çok yetenekli bir oyuncu. Çok olağanüstü yetenekleri var. Zaten Zonguldak'ta yaptıkları ortada. Evet. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Oyunun akışını bir anda değiştirebiliyor. Maçın ikinci yarısında oyuna girdiğinde de fark yaratan isimlerden biriydi. Evet. Oyuna hareketlilik getiren oyunculardan biriydi. Ben önümüzdeki günlerde Onur Eriş'in daha fazla süre alacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Çünkü o yetenekte bir oyuncu. Dediğim gibi yapılan 6 transferde çok değerli ve önümüzdeki haftalarda Samspor'a çok katkı sağlayacaktır. İsimler. Sadece bu sezon değil, önümüzdeki sezonda, ondan sonraki sezonda Samspor'un istifade edebileceği çok önemli oyuncular bunlar. Dolayısıyla ara transfer dönemi sen de biliyorsun ki her zaman zordur. İyi oyuncu bulmak çok kolay değildir. Kimse bırakmak istemez. Dolayısıyla 6 oyuncunun da bu denli değerli ve isabetli oluşu Samsunspor için büyük bir kazanç. Evet, tabii ki 6 oyuncu gelirken Yılpor Samsunspor'da genç oyunculardan Alperen Pak, Berat Boz ve Furkan Yıldırım da kiraya gönderildi. Onlara da gittikleri takımlarda başarılar dileyelim. Evet, biz bize ayrılan sürenin artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bir hatırlatma yapalım. Yılpor Samsunspor 19. haftada sahasında Gümüşhane Spor'u konuk edecek. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak bu karşılaşmayı Haberaks TV ekranlarından ve 103.5 Haber Radyo frekansından izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz diye hatırlatmamızı da yapalım ve artık Futbol 55 programını kapatalım. Çok fazla mesaj aldık. Hepsine yer vermeye, yanıt vermeye çalıştık. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta inşallah bu stüdyolarda Salı günü saatler 22'yi gösterdiğimiz
verdiğinde Yılpor Samsunspor'un Gümüşhane galibiyetini konuşuyor oluruz. Hepinize mutlu geceler.